Farklı Bakışı sunar. Canlar, değerli izleyiciler, yeni bir programa başlıyoruz. Kısmet olursa bundan sonra her salı saat 20-22 arası bu stüdyoda değerli konuklarla değişik konuları, önemli konuları konuşacağız. Farklı açılardan bakacağız. Her görüşe, Türk devletinin bölünmez bütünlüğüne, vatanın bölünmez bütününe, milletin birliğine ve diline, devletin bekasına sadakatle bağlı herkese ekranlarımız, stüdyomuz, kanalımız açık olacak. Tartışacağız ama kırmayacağız. Eleştireceğiz ama hakaret etmeyeceğiz. Seviyeyi kaybetmeden bu kentin, bu bölgenin, bu ülkenin sorunlarını masaya yatıracağız. Zaman zaman üzüleceğiz, zaman zaman sevineceğiz ama asla umutsuz olmayacağız. Asla yeise kapılmayacağız. Bu ülkeyi konuşacağız. Bu ülke hepimizin ve bu ülkeden başka bir ülkemiz yok diyeceğiz. Bu ülke için çalışacağız. İlk programıma bu bölgenin, bu kentin, bu bölgenin, bu ülkenin çok önemli bir ürününün meselelerle başlamak istedim. Bir zamanlar, bundan yıllarca önce, 1977'de düzenlenen bir seminerin adını buraya aldım. Fındığın tüm sorunları. Fındığın sorunları var mı yok mu? Fındığın sorunları kimine göre var, kimine göre yok. Kimine göre fındık bir sorun, kimine göre bir nimet. Stüdyomuzda fındığın nimet olduğunu ısrarla savunacak konuğumuz olacak. Belki tersini savunanlar da olacak. Ama fındık önemli. Karadeniz'de en az 400-500 bin ailenin doğrudan, İkinci ürün olarak, destek olarak, katkı olarak en az 6-7 milyon insanın dolaylı geçimine katkı veren bir ürün. Fındık sadece bu değil. Fındık Karadeniz'de toprağı yerinde tutan bir örtü. Fındık Karadeniz'i toprağına bağlayan bir araç. Fındık Karadeniz'in çimentosu. Karadeniz'de de Türkiye'nin çimentosu. Fındık Türk ihracatında dünyada hakimiyet kurabildiğimiz tek ürün. Ve fındık yıllardan beri ihracatımızın çok önemli kalemi. Bir zamanlar 100-150 milyon dolarlık ihracat yaptığımız dönemde, tüm ihracatımızın 1,5-2 milyar olduğu dönemde ihracatımızın %9'u, 10'u, 11'i. Bugün fındık yeni rekorlara koşuyor. Fındık 2 milyar dolar barajını aştı. 2,5 milyar dolar barajını aştı. 2014 ürününde fındık bir rekor kırdı. 2 milyar 799 milyon dolar döviz girdisi sağladı. Bu sıfır ithal ikamesi olan bir ihracat rakamı. Bu haliyle bu ihracatımız birçok kalemden daha önemli. Türkiye'de 100 centlik bir ihracat yapmak için çoğu sektörde 60, 70, 75 centlik ithalat yapmak zorunda kalıyoruz. Fındık'ta bu sıfır bir ithalat. Böylesine önemli bir konuyu bu konunun uzmanlarıyla konuşacağız. Bugün bu stüdyoda iki değerli konuğum var. Bunlardan birisi 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Sayın Profesör Doktor Celal Tuncer. Sayın Tuncer, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ben bu fındık olayla ilgilenmeye başladığım zaman bir profesör vardı. Tek bir profesör bilirdik. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde Profesör Doktor Mahmut Ayper. Bugün artık birçok üniversitemizde genç bilim adamları fındığı çalışıyor. Ve 2017'de Dünya Fındık Kongresi 7.'si, 9.'su Samsun'da düzenlenecek ve Sayın Celal Tuncer bu kongrenin başkanı. Sayın Tuncer, sizinle konuşacağız. Bir diğer konuğum, fındık deyince ilk akla gelen isimlerden birisi. Fındığın içinde büyüdü, fındığın ticaretini yaptı, ihracatını yaptı. Uzun süre İstanbul Bölgesi Fındık İhracatçılar Birliği Başkanlığı yaptı.
İş adamı Lokman Kondakçı. Sayın Kondakçı, Samsun'a program için geldi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Aslında bugün bu stüdyoda bir konuğum daha olacaktı. Üretici açısından konuşmak üzere Giresun Ziraat Odası eski başkanlarından Özer Akbaşlı gelecekti. Dün kayınvalidesi vefat ettiği için katılamadı. Sayın Akbaşlı'ya başsağlığı diliyorum. Kayınvalidesine Tanrı'dan rahmet diliyorum. Bir diğer konuğumuz uzaktan katılacak. Aslında çok yakın. Ordu'da, Ordu Ticaret Borsası'nın eski başkanı, Ulusal Fındık Konseyi'nin eski başkanı, fındıkçı, sanayici, bir genç iş adamı Necdet Gürsoy. Necdet Gürsoy, Batı'da, Düzce hattında kendisi telefonla bağlanacak. Ben konuya telefon hattında fazla bekletmemek için Necdet Gürsoy'la girmeyi düşünüyorum. Arkadaşlarımız Sayın Gürsoy'u bağlarlarsa Gürsoy'u alacağız. Gürsoy'u hatta alıncaya kadar. Hocam sizinle başlayalım. İlim gözünde fındık nedir? İlim fındığa nasıl bakıyor? İlim fındığa Türkiye için çok büyük bir nimet gözüyle bakıyor. Çünkü bütün tarımsal ürün ihracatımız içerisinde yaklaşık %20 oranında bir yer kaplıyor. Fındıktan elde ettiğimiz gelir. Sizin de biraz önce buyurduğunuz gibi son zamanlardaki fiyat artışları fındıktan elde edilen geliri çok yüksek noktalara taşıdı. Tabii bu sürekli bu noktada gidecek demek değil. Ama dünyada Türkiye'nin sahip olduğu %75'e yakınlık bir payla, üretim payıyla öyle gözüküyor ki Türkiye için fındık bu yüksek önemini devam ettirecek. Fakat tabii burada ileride de konuşacağız, öyle tahmin ediyorum. Uzun vadeli bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekecek. Fındık dediğimiz zaman benim aklıma hemen şu geliyor. İşte bundan 30-40 yıl önce Türkiye milli sporumuz güreş diye güreşle övünürdü. Evet, milli sporumuzdu. Uzun yıllar şampiyonlar hep ay yıldızlı formayı taşıdı. Fakat zaman içerisinde biz bu önceliğimizi kaybettik. Bu özelliğimizi kaybettik. Bizden daha iyi çalışanlar, daha antrenmanlı olan ülkeler bu konuda bizi geride bıraktılar. Onun için de ne zaman fındık konuşulsa hep Türkiye'nin güreşteki konumu gelir aklıma. Evet, Türkiye bu konuda çok önde, çok nadide bir yere sahip. Ama bu bizi bir rehavete itmemeli. Çok uyanık davranmak zorundayız. Çünkü şu ana kadar özellikle son 5 yılda dünyada her nerede fındık yetiştiriliyorsa oraya gittim. Ve orada bir çalışma yaptım. Yani çalışma derken bunların bazıları uluslararası projeydi. Bazıları kısa süreli 10-15 günlük ziyaretlerdi. Dolayısıyla bütün dünya ülkelerinin özellikle fiyatın artmasına paralel olarak bir ilgi artışı içinde olduğunu gözledim. Mesela nereler fındık üretimine başladı hocam? Şimdi tabii üretim eskiden beri var. Geçen ay Çin'deydim. Çin Halk Cumhuriyeti'nde, Kuzeydoğu Çin'de. Siping City dediğimiz, Changchun denilen bir bölge burası. Fındık yetişen bir bölge. Çok da geniş fındık alanları var. Fakat tabii iyi bakımlı bahçeler şeklinde değil, doğal alanlar şeklinde. Ama gözlediğim şu. Çinliler örneğin fındığa son 10 yıldaki gözlemim bu. Bir ilgi artışı gösteriyorlar. Nitekim yaklaşık 25 gün sonra Çin'den bir heyet misafirim olacak. Aradılar. Karadeniz bölgesini gezmek istiyoruz dediler. İki tane akademisyen. Tabii bu gözlemler gösteriyor ki Uzak Doğu'da, Çin'de, yine 2012-2013'te çok uzun bir süre geçirdim Gürcistan'da. Gürcistan'ın hemen hemen fındık yetiştirilen bütün bölgelerini altımda arabayla gezdim ve bizzat orada çalışmalarda bulunduk. Aynı şekilde Gürcistan'da, yine 2012'de Şili'de fındık bahçelerini gördüm. Şili'de de özellikle Türkiye'den uzun yıllardan beri fındık ithal eden bazı firmaların ilgisi var. Türkiye'deki fiyat yüksekliğinden kaynaklanan bir ilgileri var. Gürcistan'da, Şili'de kendi satın aldıkları arazilerde fındık yetiştirip maliyeti düşürmeye çalışıyorlar. Buraları tabii fındığın fiyatının yüksek gidişi çevremizdeki insanların iştahını kabartıyor. Diğer ülkelerin iştahını kabartıyor. Şimdi böyle bir riskimiz var uzun vadeli. Bu noktada galiba sözünüzü kesip sözü Sayın Kondakçı'ya vereceğim. 1980'li yıllarda Sayın Kondakçı çok iyi hatırlarlar. Yunanistan'ı bize tehdit olarak gösteriyorlardı. 6 bin tonla başladı, 6 bin tonla kaldı. Bitti galiba.
Bulgaristan'a tehdit gösterdiler. 60'lı 70'li yıllarda bize İspanya'yı, İtalya'yı tehdit gösteriyorlardı. Sayın Kondakçı da galiba Gürcistan'a gidiyor, geliyor. Oradaki fındığı Sayın Kondakçı da biliyor sanıyorum. Evet. Nedir işin içinden gelen birisi olarak bilimle pratik aynı noktada mı buluşuyor yoksa bilimle pratik çelişiyor mu? Yani bilimle çelişiyorsa pratikte bir yanlışlık var demektir. Şimdi hocamın dedikleri doğru. Hatta 2006 yılında bir CNN'de bir haber programında Şili'de dikilen fındık ağaçlarını göstermişti konuşmacılardan birisi. Şimdi sadece Şili'de değil, Avusturya'da, Romanya'da, Şili'de, işte Gürcistan'da, Azerbaycan'da var, yeni değil. Gürcistan ve Azerbaycan'da 50 yıldır, 100 yıldır tabii var. Daha önce Sovyetler Birliği'nin, Ukrayna'nın çikolata fabrikalarının ihtiyacını karşılıyordu. Şimdi Türkiye'den oraya gidiyor ama oradan bir miktar geliyor. Şimdi şey doğru, yani fındık üretme, özellikle geniş arazisi olan ülkelerde fındık üretme gayretleri var. Fındık işleyen sanayicilerin. Gürcistan'da mesela işte binlerce dönüm arazi dikiyorlar, şey yapıyorlar. Fakat bir türlü olmuyor. Yani fındık Karadeniz'in güneyinde, ki bunun hocam izahını daha iyi yapabilir. 1930'lu yıllarda İspanya'da 150 bin ton fındık vardı. Bugün 25 bin ton. İtalya'da 30 yıldır 80 ile 110 bin ton arasında fındık oluyor. Tarragona, Napoli ve Roma arasında. Amerika'da 25 ile 30 bin ton arasında bazen 40 bin. Bir ara Oregon'un 150 bin ton olacak dendi. Deniyordu. Evet, Oregon'da dendi fındık var. Şimdi fındık Karadeniz'e özellikle sanayide kullanılan, fındık işleyen sanayide kullanılan fındık sadece Karadeniz bölgesine has bir ürün. Yani Sivas'ta olmuyor, Kayseri'de olmuyor. Şurada Osman Bey'in önünde bir not var 1977'de. Efendim Balıkesir'de fındık var diyorlardı. İşte Siirt'te fındık var diyorlardı. Şimdi biz bunun ticaretini yaptığımız 50 yıl boyunca alıcılar hep önümüze, biz şurada fındık dikiyoruz, şurada fındık var, şurada fındık yetişecek vesaire gibi getirdiler. Önümüze koydular. Ama görünen o ki buralarda istediği fındığı yetiştiremiyorlar. Mesela Avusturya'da çok geniş araziler var. Fındık dikiyorlar ama su sorunu var. Yani beklenen özelliklerde özelliği arz eden fındık olmuyor. Şimdi dünyada fındıklı mamullerin tüketiminde kullanılan, fındıklı mamullerde kullanılan fındık Türk fındığıdır. Türk fındığının dışında, yani Türkiye'de yetişen fındıktır. Türkiye'de yetişen fındığın dışındaki fındıkların tadı, lezzeti, terkibi daha farklı olduğu için fındık kullanan sanayicilerin tercihine Türk fındığı olmaktadır. Şimdi bu şunu ben çok net söyleyebilirim, bunu açarım. Şey doğrudur, yani devlet planlama yapmalıdır, şey yapmalıdır. Dünyadaki fındık artış hızının çok daha önünde fındık tüketim hızı. Çok o, daha o önünde. O niye öyle? Ne değişiyor ki fındık tüketim onu artıyor? Onu şimdi şöyle söyleyeyim. 1950'li yıllarda Türkiye 100 bin ton fındık üretiyordu. Evet. Tam da o rakamdayken zamanı 100 bin ton. Yani 1955-56'da rahmetli Hasan Tüttaç elimizde fındık çok evet, 1955 üretimi tahdit edelim demiş. Şimdi 1955 yılında Giresun'da yapılan bir toplantıda o zaman Sanayi Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Münis Faik Ozansoy, meşhur şairimiz, onun katıldığı bir toplantıda ihracatçı birlikleri başkanı, ki bunlar hala değişmediler yani, çıkıyor diyor ki
Türkiye 100 bin ton kabuklu fındık üretiyor. Bunun 90'ını satıyoruz. 10 bini elimizde kalıyor. Tahdit altına alalım diyor. Devlet zarar ediyor diyor. 500 bin lira zararı var diyor. Sonra 80'ler geliyor, 70'ler geliyor. Türkiye 200 bin ton üretiyor. 180 bin ton ihraç ediyor. Yine tahdit gündeme geliyor. Yine efendim rekolte fazlası gündeme geliyor. 80'li yıllara geliyoruz. Türkiye 300 bin ton üretiyor. Diyorlar ki efendim arz fazlası var. Tahdit koyalım. İşte Akçakoca'ya fındık gitti. Düzce'ye geldi. Termovası'na geldi. Çarşambovası'na, Bafrovası'na geldi. Fındığı az üretelim. Tahdit koyalım. 400 bin tonlara geliyoruz. 360 bin ton alıyorlar. 500 bin tonlara geliyoruz. 450 bin ton alıyorlar. 600 bin tonlara geliyoruz. 350. Ama artık 2013 yılı Türkiye'nin ihracatı 301 bin ton kabukludur. Yani bu 600 bin tonun üzerinde şey içtir. 600 bin tonun üzerinde kabukluya tekabül eder. Tüketim üretimin önünde. Yani son 10 yıllarda ve giderek de artacak bu konuda yani biraz sonra girersek rakamlar var yani 10 yıldır rakamlar verebilirim. Şimdi bir kere hocam şurada mutabık olmamız lazım. Yani şimdi Sayın Kondakçı ben şunu sormuştum. Yani biz fındığı yeriz. Dünyada fındık ürünlerin tüketimi niye artıyor? Ne oluyor da bizim üretimin önünde bir tüketim artıyor? Şimdi fındığın yani işte öyle soruları soruyorsun ki yani biraz uzun konuşmam gerekecek. Herhalde şey yapmadan anlatayım yani. Şimdi, yok kısa anlatabilirsiniz. Yok kısa anlatamam yani. Kısa anlatılacak gibi değil. Şimdi bir kere şu. Şeyde hamsi oluyor Karadeniz'de. Değil mi? Dünyanın dörtte üçü denizlerle çevrili. Hamsi dünyanın başka hiçbir denizinde yok. Marmara'yı dönüyor. Tadı, tuzu, lezzeti bozuluyor. Boğazı aşağıya döndü mü Marmara. Marmara hamsisinin boyu, bunu hemşehrilerim arayacaktır, 15 santim, 12 santim, 13 santim, fiyatı 5 lira. Karadağ deniz hamsisinin boyu 5 santim, 6 santim, boyu kilosu 10 lira. Tadı bozuluyor. Şimdi bir, Türkiye'nin fındıkta rakibi yoktur, olmayacaktır. Bunu çok net söylüyorum. 50 yıllık tecrübeyle söylüyorum. Bu doğru değildir. İki, fındığın alternatifi olan herhangi bir ürün yoktur. Yani fındık pahalı olursa yerine şu ürün ikame edilir teranesi doğru değildir. Bu da mümkün değildir. Şimdi bunların bir iki başlıkla söyleyeyim. Türkiye'de İtalya, İspanya, Fransa, İtalya, İspanya, Amerika, Yunanistan, Romanya buralarda fındık üretimi artmaz. Çünkü fındığı elle toplamanın dışında bir teknik geliştiremedikleri için Amerika'da 75 dolar yemiye vereceksiniz. Bir işçi bulacaksınız, fındık toplayacaksınız. O fındık 15 kilo kabuklu fındık toplayacak. Amerika'da makinayla toplandığı söyleniyor. Yok, tek ağaç falan yaptılar ama sonuç vermiyor. Şimdi şeyde... Hocam katılmıyor galiba. İtalya'da... Benim müsaadenizle 93-94 yılında yurt dışında ilk çalıştığım yer Oregon. Yani bir yıldan fazla çalıştım Oregon'da fındık bahçelerinde. Sayın Başkanım haklı. Geçmişte bu sorunlar oldu. Fakat şu anda öyle bir sorunlar yok. Tamamen elle topluyorlar. Affedersiniz makineyle topluyorlar. Elle toplama kısmı artık bizim buradaki başakçılar gibi Meksikalılar geliyor. Geri kalanlar onlar toplayıp ne kadar kaldıysa bahçe sahibinden izin alarak satıyorlar. Yoksa şu anda hemen hemen tamamen makineyle. Şu anda Oregon'da ne kadar fındık üretiliyor? Oregon'da şu anda 13 bin dönüm falan. Yani 30 yıllara göre tabii ki bu çok değişiyor. 30-40 bin ton. 90'lı yıllarda bize söylenen şuydu. Amerika 2000'li yıllarda, 2010'da 150 bin ton fındık üretecek. Neden olmadı? Üretirse mahvoluruz. Hemen müsaade ederseniz söyleyeyim.
Şimdi Amerika bu planı yaptı aynı bademde olduğu gibi. Fakat Eastern Filbert Blight diye İngilizcesi, Türkçesi yok. Onun için özür diliyorum, Türkçesini söyleyemiyorum. Eastern Filbert Blight bir mantar hastalığı. Amerika'da bugün fındık eğer bu düzeyde yetiştiriliyorsa, Oregon ve biraz Washington eyaletinin, Washington DC değil de eyalet Washington'un güney kısımları hariç hemen hemen fındık yok gibi. Çünkü diğer bölgelerde bu Eastern Filbert Blight bütün fındıkları öldürdü. Ya çok tehlikeli bir hastalık. Yoksa ha şunu da söyleyeyim. Şimdi oradaki ıslahçı arkadaşlarla yaklaşık kaç sene oldu? İşte 25 senedir tanışırım. Yani Amerikalı profesör arkadaşlarla. Mesela şunu bilirim. Özellikle Dr. Sean Mehran Baker'ın Türkiye'deki neredeyse tombula yakın kalitede fındık ıslah ettiğini biliyorum. Yani bilim durmuyor. İslah ediliyor. Yani, İslah ediyor. Hiç durmuyorlar. İşte o önemli bir şey yani. Başkanımın söylediği şeylerin hepsine katılıyorum. Hepsi çok doğru. Fakat benim endişem şu. Hemen hemen her konuda aynı şeyi düşünüyorum. Biraz önceki güreş örneğini de onun için verdim. Yani bizim evet ensemiz kalındır, Türkler yiğittir, atasporumuzdur. Biz bunu Orta Asya'da da güreştik vesaire ama tamam işte 20 yıl içerisinde güreşte sırtımız yere geliverdi. Diğer milletler karşısında bir iki olimpiyat geçtikten sonra kaybettik. Yani bu iş şöyle, iş çalışanın kim emek veriyorsa, kim çalışıyorsa. Ama başkanımın şu söyledikleri çok doğru. Mesela Çin'e gittim ben geçen ay, çok rahatladım. Acaba bize rakip olma potansiyeli olur mu diye. İş gücünden dolayı hala böyle bir korkum var. İlgilerinden dolayı. Çünkü hemen her şeye ilgililer. Yani para getirebilecek bir şeyi koyun önlerine, hiç kaçması mümkün değil. Ama bahçelerini görünce henüz çok doğal. Yani ticari bahçeleri falan yok. Kısa vadede gözükmüyor. Gürcistan'a gittiğim zaman Gürcistan'da da rahatladım. Gürcistan'a çok uzun bir süre geçirdim. Yani 60 günden fazla bir süre. Bizzat orada kalarak 7 sefer gittim. Orada da rahatladım. Ama şeyi gördüm. Yani o yabancı şirketlerin toprak alıp kendi ekiplerini kurarak. Ama Allah'tan başkanımın söylediği gibi bazı şeyler bizden yana çalışıyor. Yani diyorum ya, Allah Türk milletini bu fındık konusunda kolluyor. Çünkü Gürcistan'da bazı işleri yürütmek Sovyetlerden sonra hala çok kolay değil. Kısa vadede rakip olacakmış gibi gözükmüyor. Şeyde de aynı şeyi yaşadım, mutluluğu. Şili'de. Şili'de de bazı bahçelere gittik. Yani Türkiye'den eşdeğer diyebileceğim bazı variyetelerin çok kötü yetiştiğini, çalı formuna geldiğini, yani Türkiye'deki gibi yetişmediğini gördüm. Çok rahatladım. Bütün bunlara rağmen ben prensip olarak şuna inanıyorum. Yani sadece fındık konusunda değil. Elinizde güzel bir şey varsa uyanık olacaksınız. Yani her dakika tetikte olacaksınız. 10 yıl sonra, 15 yıl sonra ne yapabiliriz? Sizin hep hesabını yapacaksınız diye inanıyorum. Yani doğru. Sayın Tuncer, sanıyorum Türkiye'yi de rahatlatan ifadelerle konuya yaklaştı. Ne diyorsun Sayın Tuncer? Hocamın söylediği şeyler doğru. Benim söylediğim şey şu. Şimdi Amerika'da şey yapılıyor işte, tek ağaç sistemiyle, yani tek dalla, ocak falan değil. Şimdi bu elle toplamanın dışında Tarragona'da bir ara bunu denediler. Ağustos ayında şeyin, fındığın dibini temizliyorlar, toprak hale getiriyorlar. Sonra yağmur yağmıyor. Yani yağmur yağmayınca Eylül'ün ortasında sonunda fındık yere düşüyor. Makinelerle alıyor. Fırınlarda kurutuyorlar, satıyorlar. Fakat 2 yıl Ağustos'da yağmur yağdı. Tarragona'nın rekortesi gitti. Şimdi Amerika her şeyi yetiştirebilecek iklime sahip. Amerika'nın her şeyi var. Amerika, Japonlar kendisi yetiştiriyorlar. Ama satın aldıkları fiyatın 5-10 katı maliyetle yetiştiriyorlar. Yani $1 satın aldıkları pirinci $10 mal ediyor ama pirinç yetiştiriyorlar. Bu stratejik, yani büyük olmanın yarattığı bir sonuçtur. İtalya ve İspanya'da elle toplamanın dışında bir teknik yok. Ve kişi başı milli gelirden 40 bin 50 bin dolar pay alan ülkelerde siz bir kilo, bir işleyen çok 15 kilo kabuklu şey toplayabilir, fındık toplayabilir. Sadece toplama maliyeti $5-6 bulur.
Sadece topla 1 kilo kabuklu fındığın. Bugün Türkiye'de 5-6 dolar kabuklu fındığın 1 kilosu işte 3,5-4 dolar civarında. Şimdi buradaki şey şu. Azerbaycan ve Gürcistan'ın ekolojik şartları, arazi büyüklükleri ortada. Fiyat ne kadar yüksek olursa olsun, ne kadar düşük olursa olsun, oralar bizden daha şey, daha fakir. Dolayısıyla onlar fındık fakat ekolojik şartları ve coğrafi büyüklükleri çok fındık yetiştirmelerine mani. Siz bileceksiniz. Şimdi oralar çok rutubetli. Fındıkta rutubet çok önemli zararlara yol açıyor, küfür ediyor vesaire. Yani orada fındığı yetiştirmek, hazırlamak falan çok zor. Azerbaycan ve Gürcistan'ın tamamında, mesela Gürcistan'da bugün Terme kadar fındık oluyor. Azerbaycan ve Gürcistan'ın tamamında Fas'a kadar fındık oluyor. 50 yıldır fındık var burada. %5-10 arttı diyelim, artabilir. Çin farklı bir şey. Eğer Çin fındık yapacağım diyorsa zaten yapacak bir şey yok. Eğer bizimki gibi yapabiliyorsa, bizimkinin standartında şey yapılabiliyorsa. Bunlar doğru şeylerdir. Yani Türkiye, biraz evvel belki söyleyeceğiz, hedefimiz ne olmalı? Türkiye bu değerini korumalıdır. Yani ben hocamla hemfikirim ama şu anda bugünden söz ediyoruz. Hocamaki uzun vadeli şeyler ama 40 yıldır biz bunları dinleyerek büyüdük. İşte Osman Bey'le de birlikte bu işi yaptık. 40 yıldır bizi fındığın tüketicisi Avrupalı. Yani fındık çerez olarak tüketilmiyor. Mamül olarak tüketiliyor. Fındığın değeri nereden geliyor onu da söyleyeceğim. Fındıklı mamüllerin imalatçıları Avrupalılar. Yani işte 5-10 tane büyük çikolata fabrikası. Bunlar bugüne kadar Amerika'ya son 3 yıla 4 yıla kadar Amerika fındıklı mamüllere fındığa kapalıydı. Bademi ve yarı fıstığını korumak adına. Son 3 yılda 4 yılda fındıklı mamüllere Amerika'nın ilgisi çok yoğunlaştı. Yani önümüzdeki 4-5 yılda eminim ki Avrupa'nın toplam kullandığı kadar Amerika fındık kullanacaktır. Çin, Hindistan, Hong Kong'da yapılan bir işte fındık çok büyük bir firmanın fabrikalarından biri var. En çok satış yapan firması durumunda. Şimdi fındıklı mamül yapan fabrikaların son 4-5 yıllık cirolarına baktığımızda inanılmaz bir artış var. Manisa'da bir fabrika açtı. Bu en çok fındık kullanan firma. Yani dünyadaki fındığın neredeyse yarısına yakınını kullanıyor, yarısını kullanıyor. Çok büyük cirolar yapıyor. Yani 15 milyar euro gibi. Firmanın değeri 25-26 milyar euro. 1-2 milyar euro. Diyor ki biz son 10 yılda ciromuzu 10 milyardan 15 milyar euroya çıkardık diyor. Yani bu fındıklı mamül satarak çıkardılar. Şimdi fındıkları mamüllere talep arttıkça dolayısıyla fındığa olan talep artıyor. Bir de fındık dikilmiyor. Yani birileri karıştırıyorlar. Diyorlar ki fındık dikilir, ekilir, seneye olur. Fındığı dikseniz de yani 7-8 senede meyve veriyor. Dolayısıyla bugün herkes fındık dikmeye çalışsa 7-8 sene daha bu pazar bizim. Yani planlama 10 yıllık, 20 yıllık yapılmalı ama bu 40 yıldır duyduğumuz şeylerdir. Bilim adamı hassasiyetiyle baktığınızda söyledikleriniz doğrudur. Ama ticari olarak baktığınızda bunların hiçbir geçerliliği yok. Çünkü bunlar 100 yıllık yalanlar. Batılı bizim ürettiğimiz malı, 3. dünya ülkelerinin ürettiği malları bedavadan ucuza alarak halklarına bugünkü refahı sağladı. Bizim fındığımızı bizden daha ucuza almak için uydurdukları yalanlardır bunlar. Türkiye'nin alternatifi, Türkiye fiyat pahalı olursa Türkiye rakip ülkeler ortaya çıkar. 50 yıldır çıkmadı. Biz 50 yıldır bu lafları dinleyerek büyüdük. Bundan sonraki 50 yılda çıkacağı kanaatinde değilim. Bu birincisi. İkincisi, fındığın yerine ikame edilecek herhangi bir ürün yoktur. Çünkü fındığın kullandığı fındığın değeri şuradan geliyor. Yani ne yer fıstığı, ne badem, ne fıstık kullanılamaz. Çünkü
fındık sanayide kullanılıyor. Bir standardı olması lazım sanayide kullanılan ürünün. İşte yuvarlak fındık odur. Ve fındığın işte B vitamini, D vitamini, E vitamini, işte oleik asiti vesaire insan sağlığı için de çok değerli bir üründür. Fındığın kullanıldığı mamullerin %50'si şekerdir. %15'i yağdır. Şekerle, şekerin fiyatı işte kilosu 60 sent, 70 sent falan. Yani bir doları bulmuyor. Yağın fiyatı o. Yani siz öbür %15'i de vanilya, süt tozu, kakao ve vesairedir. Siz %80'lik değeri 1 doları bulmayan hamurun içine %20 fındık attığınız zaman fındıklı çikolatayı mal edip 20 dolara, 25 dolara bize bile satıyorlar yani bizim fındığımızı. %80'lik değeri 1 doları bulan mamul için değil mi? Ve fındığa, fındıklı mamullere olan talep artıyor. Özellikle Amerika'nın talebinin artması, Avrupa'nın talebi sabitti uzunca süre. Sabit kalıyordu çünkü nüfus yaşlıydı, nüfus artış hızı eksilerdeydi. Şekerli kilo yapan, enerji veren mamullerden kaçıyorlardı. Fakat Amerika eminim ki önümüzdeki 5 yılda en az Avrupa kadar, Avrupa'nın tükettiği kadar fındıklı mamul tüketecektir. Çin geliyor arkadan, Hindistan geliyor. Biz bunu 10 sene evvel de söyledik. Çin'in ve Hindistan'ın %5'i 2 Avrupa'ya ediyor. Latin Amerika var, oralara fındık ihraç ediliyor. Kuzey Afrika var. Dünyada yükseldikçe, refah standardı yükseldikçe, refah şeyi olarak kabul edilen bu ürünlere olan talep artıyor. Bu talep arttıkça da fındığın tüketimi artıyor. Önümüzdeki 5 yılda Türkiye dünyadaki fındığın üretimi tüketime yetmeyecektir. Bu yılda yetmeyecektir, gelecek yılda yetmeyecektir. Şimdi çok iddialı bir söz ama bunun benzer bir sözünü rahmetli Bahri Dağdaş, eski Tarım Bakanlarından 80'li yıllarda demişti galiba. Türkiye 1 milyon kiloya hazır olmalı ifadesini kullanmıştı rahmetli Bahri Dağdaş. Türkiye artık 6-700 bin ton civarında üretim yapıyor. Bunun kabuklu olarak söylüyorum 500-600 bin ihraç ediyor. 150 binini içeride tüketiyor. Yani o rakam biraz daha fazla 150 bin de o. Yani fazla, evet. Şimdi sizin son katıldığınız ayın 30'unda Batı bölgesine katıldığınız bir şeyde de evet, orada da de. Orada da bir oda başkanı kalkıp bu artık bir hayal değil, 1 milyon kiloya hazır olmalıyız, 1 milyon ton hazır şimdi, olmalıyız demiş. Osman hatırlayacaksın şimdi biz bunu ben 1980'de Mehmet Barlas'la konuşmuştum Milliyet'te tam sayfaydı. Üretimimiz 250 bin tondu. 80'den bugüne 35 yıl geçmiş. Ben 35 yıldır diyorum ki ya bir ülke bakın hocam bunların hesabını oturduk yaptık. Fındıkta bir büyük yalan. Bu yalan geleneksel bir yalan. Yani işte 1908 yılında Celal Bayar'ın Meşe Palat Müdürü'yle yaptığı bir araştırma vardı. Onu da kullandım. Zafer Toprağ'ın Milli İktisat, Milli Burjuvazi kitabında vardır. Orada aynı şeyleri söylüyor. Bahaneler üretmek. Bahaneler çünkü... 1000 yıldır aynı şeyi yapıyorlar. Yani daha ucuz alabilmek için her türlü bahaneyi, her türlü imkanı kullanıyorlar. İşte biraz evvel Osman Kara söyledi. Diyor ki fındık sorunu. Paneller yapılır Ankara'da her Temmuz ayında. Ben hepsine giderdim. Şu kitap. Fındığın sorunları. Ya fındığın bir sorunu falan yok. Yani sizin de ifade. Fındık Karadeniz için lütuf. Türkiye için lütuf. Yani Türkiye ne yapmalı? 1 milyon, 1,5 milyon ton fındık üretmeli. Hocam katılıyor musunuz bu 1 milyon, 1,5 milyon tona? Aynen katılıyorum. Bu bunu ne yapacağını katılmadığım konular var. Sayın Başkanım bitince oralara değinecek. Abi şimdi Türkiye 1 milyon, 1,5 milyon ton fındık üretmeli. Bunun yarısıyla fındıklı mamul yapmalı, ihraç etmeli. Yani 500 bin ton kabuklu fındıkla 250 bin ton işte mamul yaparsa... Ne yapar? İşte 2 milyon ton mamul yapar. Buradan 5 milyar dolar, 10 milyar dolar gelir elde eder.
Şimdi fındıklı çikolatayı, fındıklı mamulleri en iyi yapan firmalar İtalyanlar, Almanlar, İngilizler. Niye Türkiye fındıklı mamul üretmiyor? Bu işi Türkiye'de yapmaya çalışan bir Sara vardı. Peki, o da dört kere el değiştirdi. Firma ismi kullanmıyor. Hayır, dört kere el değiştirdi. Allah rahmet eylesin sahiplerine. Amin. Çok büyük bir hizmetti. Fındıklı çikolatayı, fındıklı ezmeyi, fındıklı kremayı en iyi yapması gereken Türkiye'dir. Türkiye bunu yapsın, 5-10 milyar dolarlık yani bunu kullansın, yapsın, şey sağlasın. Türkiye 300 bin ton, 400 bin ton, 500 bin ton fındık bulabilirse ki fındık bulamayacaktır. Bakın biraz evvel söylediğim bir şey var. Şimdi fındık için bu yıl Türkiye'nin ürettiğini fındığı toplamak için 50 milyon yevmiyeye ihtiyaç var. Bu laf değil. Yani 50 milyon kişi bir gün, 1 milyon kişi 50 gün, 2 milyon kişi 25 gün köylerde dolaşacak. Fındıkta rekolte artmıyor artık. Niye artmıyor? Saha genişlemiyor. Niye genişlemiyor? Bir köylerde adam kalmadı. İki, siz 2 milyon adamı 25 gün bahçelerde fındık toplattıracaksınız. Bulamıyorsunuz. Ben fındık topladım, benim annem topladı, kız kardeşim ama oğlum ve kızım fındığı tanımıyor. Köylerde fındıkçı kalmadı, bu bir. İki, Samsun'dan Rize'ye kadar 300'ü rakımın altındaki bütün fındıklıklar artık konut oldu. 20 yıl evvel, 30 yıl evvel nüfusu 2000, 3000 olan ilçelerin nüfusu 20-30 bin olmuş. Köyler hep yolun kenarına doğru, sahile doğru akmışlar. Dolayısıyla arazi de daralmış. Şimdi fındığın istikbali gaye değil. Fındık lütuf, fındık nimet. Fındık biraz evvel söylediniz. Fındığın eğer akıllı politikaları olsaydı son 20 yılda 30 yılda bugün fındık ihracatından elde edilen gelir 5 milyar dolar olurdu. 5 milyar dolar olurdu. Fındığın fiyatı pahalıdır, ucuzdur, o ayrı tartışma konusudur. Fındığın fiyatı çok yükselince Türkiye'deki tüketicilere falan zarar veriyor. Yüksek fiyat ne? Ona da bir bakmak lazım. Şimdi ne yani neye onları, göre yüksek onları, fiyat? Onları ikinci bölümde konuşacağız. Evet. Bir iki dakika sonra reklam arasına girmek zorundayız. Bu arada hocam tamamen katılıyorum ama katılmadığım noktalar var dediniz. Şimdi, bu katılmadığınız noktalar kısaca bir toparlarsınız. Burayı özetleyeyim o zaman bir buçuk dakika içinde. Şeye katılıyorum. Yani üretimi ne kadar fazla yaparsanız pazarlama ihtiyacı ortaya çıkar. Pazarlamada başarınızı göstermek zorundasınız ki bunu pazarlayabiliriz. Bu konuda hemfikirim. Yani üretim kısmı mantığı bana çok şey geliyor, tuhaf geliyor. Siz üretirsiniz, pazarı yaratırsınız. Pazarı açarsınız. Nasıl ki 5 sene önce pazarı var hocam. Nasıl ki 5 sene önce bir miktar fındığınızı depolamak zorundaydınız. Bugün depolamıyorsunuz. Demek ki gayret gösterince bu oluyor. Lafınızı keserek bir şey söyleyeyim. Çok özür dileyerek söylüyorum bunu. Hocam kusura bakmayın. 40 yıldır Türkiye'de arz fazlası var dedikleri fındığın miktarı ne kadardır biliyor musunuz? 50 bin ton iç falandı. Hayır hayır. Yani %3. %3. Evet, %3. Bunların hesabını yani yapmış birisi olarak söylüyorum. Yani 40 yılda toplam devletin yağlığa verdiği fındığın miktarı %3'tür. Yani %3 fazlayla bizim fındığımızı 5 dolara 10 dolara satacağımız fındığımızı 1,5 dolara aldılar elimizde. Arz fazlası. Sayın Kondakçı işaret geliyor hocam. Reklama geldiysek o zaman reklamlardan sonra devam edelim. Tamam. Değerli izleyiciler, fındık kolay bitmez. Fındık günlerce konuşulabilir ama artık konuşmaktan çıkıp bu fındıkta bir milli politikayı kararlı bir şekilde, inançlı bir şekilde hayata geçirmek zorundayız. Çünkü fındık Sayın Kondakçı'nın da dediği gibi bir nimettir. Türkiye bu nimetin kıymetini bilmek durumundadır. Reklamlardan sonra tekrar bir arada olacağız efendim. Yepaş'ın sunduğu Osman Kara'yla Farklı Bakış devam edecek.